İyi günler arkadaşlar. TYT Fiziği size ders notlarıyla tekrarlayalım. Şimdi birinci konumuz fiziğin alt dalları. Nedir bunlar? Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katı hal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik ve yüksek enerjili plazma fiziği. Arkadaşlar bunları bilmemiz gerekiyor. Buradan soruyu soruyorlar bize. Mekanik neye işe yarar ve bunların ne işe yaradığını mutlaka okuyun. Yani video dersleri okuyarak bunları hafızamızı yerleştirmek zorunda. İşte optik neye işe yarar? İşte nedir? Merceklerin, fiber kabloların kullanılma yerleridir. Atom fiziği, nükleer fizik nedir diye. Mekanik mesela neye yarar? İşte günlük hayatta kullandığımız hareketlerdir, basit makinalardır. Bunları okuduğumuz zaman karşımıza çıkacak soruyu rahatlıkla yapabiliriz. Gelin bir tane örnek yaparak olayı pekiştirelim. Şimdi bakın sorumuz nedir arkadaşlar? Fiziği kullanım alanları ile ilgili verilen lerden hangileri mekanik, hangilerinin elektromanyetizma ile ilişkili olduğunu belirli yerlere yazınız diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, birinci seçeneğimiz nedir? MR cihazının çalışması. Arkadaşlar, MR cihazının çalışması elektromanyetizma özelliğidir. Fiziğin alt dallarından elektromanyetizmanın bir özelliğidir. Hemen yazalım. Elektromanyetizma. Şimdi dikkat ederseniz MR'da manyetik alan oluşturulur. İşte o tanımı okuduğumuz zaman bunu cevabı patlatıyoruz arkadaşlar. Sıradan düşen vidanın yerine takılması. Arkadaşlar şimdi buradaki mantığımız nedir? Bir mekaniktir. Vidanın yerine takılması. Vidayı ne yapıyoruz biz orada? Döndürüyoruz. Yani basit makineler hatırlarsanız nedir orada? Vida, çıtırık, kasnak, hareketli makara, palanga bunlar neyi tanımlıyordu bize? Mekaniği tanımlıyordu arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Cep telefonlarının şarj edilmesi arkadaşlar. Bakın burada da bir elektrik ve manyetikten bahsedilir. O zaman nedir bu da arkadaşlar? Elektromanyetizmadır. Güzel. İnşaat makara sistemi ile tuğla çıkartılması. Yine sisteme dikkat ederseniz bir hareket var. Hareket olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Bir mekaniktir. Yani kısaca bizim yukarıdaki tanımları bilmemiz bu konuyu rahatlıkla halletmemize yeterli olacaktır. Tabi bazen bunu ezberlemekte sorun çıkarabiliyor öğrenci. Hocam ezberleyemiyorum çok kelime var diye. Bir kelimeyle bunu ezberliyoruz. Kamyonet diye bir kelimeyi aklınıza getirdiğiniz zaman fiziğin alt dallarını halletmiş olursunuz. Bakın K ile başlayan nedir? Katı hal fiziği. A ile başlayan nedir? Atom fiziği. Zaten bu kelimeyi yaptıktan sonra kelimeleri çağırırsınız. M ile başlayan nedir arkadaşlar? Mekaniktir. Y ile başlayan yüksek enerji ve plazma fiziği. O ile başlayan nedir? Optik. Bunu yazdıktan sonra neler olduğunu düşünerek bulursunuz. N ile başlayan nedir arkadaşlar? Burada nükleer fizik. E ile başlayan nedir? Elektromanyetizma. T ile başlayan nedir arkadaşlar? Termodinamiktir. Termodinamik biliyorsunuz ısının oluştuğu yerlerdir. Termo, ısı. Tanımları okuduğumuz zaman TYT'nin birinci konusunun fiziğin alt dallarını rahatlıkla halledebiliriz. Birinci konuda arkadaşlar bir de temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükleri bilmemiz gerekir. Bakın bu da önemlidir bizim için. Temel büyüklükler uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti, madde miktarı. Ve bunların arkadaşlar kesinlikle birimlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bize bunların birimleri sorulacaktır. Tabloyu bilmeniz gerekiyor bunun için. Özellikle bu ışık şiddetinin kandelle olduğunu dikkat edin. Çünkü değişik bir kelimedir. Ha bir de bunlar hangi ölçme aracıyla kullanılır diye sorulur. Işık şiddetinin fotometre olduğuna dikkat edin. Yeni bir tanım olduğu için beyniniz unutabilir. Ona dikkatli olacaksınız oraya. Başka ne var diyeceksiniz? Bu türetilmiş büyüklükte var arkadaşlar. Aslında arkadaşlar türetilmiş büyüklükleri ezberlemeye gerek yok. Neden hocam diyeceksiniz? Temel büyüklük olmayanların diğer ne varsa hepsi türetilmiştir. Temel büyüklükleri biliyorsanız gerisi türetilmiştir. Örnek verirsek bakın dikkat edin bir sürü vardır böyle. Kuvvet türetilmiş midir? Evet çünkü kuvvet kime dayalı arkadaşlar? MA'ya dayalı bakın görüyor musunuz? M ile A'nın çarpımı. Sürati biliyorsunuz. Sürat neydi hocam? Yolun zamanla oranıydı. Enerji neydi? 1 bölü 2 mv kare. Görüyor musunuz? Hepsi birbirine dayalı. Basınç, HDG, elektrik yükü neydi? Q çarpı IT. Yani türetilmiş büyüklük dediği zaman formül bir yere bağlı olmak zorunda. Dediğim gibi bunların da birimlerini, sembollerini bilmek işimize yarayacaktır.
Evet arkadaşlar, birinci konu şu anda bu kadar, yeter. Dediğim gibi de hocam daha ayrıntılı öğrenmek istiyorum diyorsanız video dersleri izleyin. Bu sizin notlarınız arkadaşlar, kısa not. Peki, tekrar gibi düşünün. İkinci konumuz arkadaşlar madde. Burada neler bilmemiz gerekiyor? D eşittir mv formülünü çok iyi bilmeliyiz. Bunu yorumlamayı bileceksiniz. İşte kütle ile öz kütle, acim ile öz kütle arasındaki ilişkiyi kestirmek zorundasınız. Öz kütlenin sabit bir değer olduğunu, değişmediğini, sıcaklık arttıkça öz kütlenin azaldığını hatırlamanız gerekiyor. Çünkü sıcaklıkla öz kütle arasında nasıl ilişki vardır? Ters orantı vardır. Grafiği tanımak zorundasınız arkadaşlar. Neydi? Bir mv grafiğiydi. MV grafiğin eğimi neyi veriyordu bize? Öz kütleyi veriyordu. Öz kütle burada nedir arkadaşlar? Sabittir. Eğer öz kütle sabitse sıcaklığın da sabit olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Başka ne bilmemiz gerekiyor hocam derseniz? Başka şu bilgiyi çok iyi bileceksiniz. İki tane sıvı karıştırıldığı zaman karışımın yoğunluğu kesinlikle arada olmak zorundadır arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta karıştırıyorsak. Mesela diyelim ki bu X sıvısının yoğunluğu 1, Y sıvısının yoğunluğu 2. Karıştırdığım zaman karışımın yoğunluğu ne olur derse ne diyeceksiniz? Hocam karışımın yoğunluğu 1'den büyük olur, 2'den küçük olur. Bu kadar. Bu öz kütlenin en önemli bilgilerinden biridir. Karışımlar bize bu şekilde sorulabilir arkadaşlar. Buna dikkat ettiğimiz sürece ne? Rahat yaparız. Mesela buna bir örnek soru yapmak gerekiyorsa şunu kullanalım. Bakın 3 tane kabımız olsun. Bunlar yarı yarıya, yarı yarıya. Burada 3D yoğunluklu sıvı, burada 3D yoğunluklu sıvı, burada 3D yoğunluklu sıvı olsun. Geri kalan boş kısımları da DD yoğunluklu sıvıları koyup sıvıların karışmasını sağlayalım. Bize sorulan soru, kaplarda oluşan karışımların yoğunlukları arasındaki ilişki nedir? Hemen bilgimizi kullanıyoruz. Bakın burası arkadaşlar eşit hacimde karıştığı için nedir karışım yoğunluğu? 2D, süper. Burası... Burası 2D olamaz. Neden hocam olamaz? Eşit hacimde karışsa 2D olurdu. Hocam 3D'den fazla var. Doğru. O zaman karışım nedir arkadaşlar? 2D ile 3D arasında bir sayıdır. Mesela 2.4D'dir. 2 ile 3 arasında bir sayı çektim. Buraya geldik. Eşit hacim olsa ne olurdu bu? 2 olurdu hocam. Kimden fazla var? D'den fazla var. O zaman karışım 2 ile 1 arasındadır. Tahmin olarak bir sayı söylersek 1.5D'dir. Hemen ilişkiyi kurduralım. Ne diyeceksiniz? DL, DM, DK. Evet, konuyu hatırladığımıza inanıyorum arkadaşlar. Bu konuda arkadaşlar dayanıklılığı bileceksiniz. Dayanıklılık neydi? 1 bölü H'tı. Bir cismin yüksekliği arttıkça dayanıklılığı ne oluyordu? Azalıyordu. Ters orantıyı hatırlayacaksınız. Başka hocam neyi hatırlayacaksınız? Adezyon olayını hatırlayacaksınız. Adezyon neydi arkadaşlar? Adezyon neydi? Farklı cins moleküllerin bir arada durmasıydı. Koezyon neydi? Aynı cins moleküllerin bir arada durmasıydı. Burada başka bilmemiz gerekenler nedir? Islanma şartını bileceksiniz. Islanma şartı. Islanma şartı nedir arkadaşlar? Adezyonun koezyondan büyük olması durumunda ne oluyordu? Islanma şartı meydana geliyordu. Başka neler bilelim? Yüzey gerilimi. Yüzey gerilimini bilmeliyiz. Burada arkadaşlar yüzey geriliminde neleri bilelim? Şunu bilelim. Yüzey gerilimi nelere bağlıdır? Yüzey gerilimi sıcaklıkla orantılıdır. Yani yüzey geriliminde sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi ne olur arkadaşlar? Azalır. Bir ters orantı vardır. Güzel. Sıvı içine yabancı bir madde koyduğumuz zaman yüzey gerilimi ne olur arkadaşlar? Azalır. Yani buraya bir yabancı madde attığımız zaman yüzey gerilimi ne oluyor? Azalıyor. Yani suyun içine deterjan koyduğumuz zaman yüzey gerilimini azaltıyoruz. Yağı daha kolay sökebiliyoruz oradan. Şunlara da dikkat ederek yüzey gerilimi nelere bağlı olduğunu, kurallarını bilerek rahatlıkla yüzey gerilim sorularını yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada en önemli bilgi, suya tuz atarsanız yüzey gerilimi arkadaşlar artar. Buna dikkat edeceksiniz. Kılcallık olayını hatırlayalım. Kılcallık. Kılcallık olayında arkadaşlar nedir? Sıvının damarlar, kanallar vasıtasıyla yükselmesidir. Bize kılcallığın örnekleri sorulur. Nedir bu kılcallığın örnekleri? Birincisi mesela peçetenin suyu emmesi. Doğru. Peçete suyun üzerine koyduğum zaman
kılcal damarlar arasılığı ne yapar? Suyu emer orada. Başka hocam, şekerin suyu emmesi güzel. Başka mumun yanması. Hocam nasıl bir şey bu? Mumun yanması şudur arkadaşlar. Mumun içinde ne vardır? Böyle bir fitil gibi bir şey vardır. Parafini emerek ne yapar? Fitilin ucuna getirir. Biz yaktığımız zaman orada parafin yanar. Yani fitil oradan ne yaptı? Parafini emdi. Bunlar kılcallık örneğidir. En önemli kılcallık örneklerinden biri de nedir? Ağacın köklerinden suyu kökleri vasıtasıyla ne yapması? Dallara iletmesi. Kökler topraktan suyu çekiyor, dallarını iletiyor. Bu da nedir? Bir kılcallık örneğidir arkadaşlar. İkinci konumuzda bu şekilde hızlı bir şekilde özetlemiş olduk. Arkadaşlar, sıvıların kaldırma kuvvetinde bütün olayımız kaldırma kuvvetinin batan hacim çarpı sıvının yoğunluğu çarpı yer çekimi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani kaldırma kuvveti neyle alakalıdır? Sıvının içine batan cismin hacmiyle orantılıdır. Ve bir de cisim sıvı içinde dengede ise kaldırma kuvveti neye eşittir? Ağırlığa eşittir. Bu bilgiyi kullanarak biz ne yaparız? Bütün kaldırma kuvveti sorularını çözebiliriz. Bu kadar. Bütün mantığı budur zaten yorumlar. Hemen şöyle bir mantık yapalım. Bu da aynı zamanda ÖSYM'nin kullandığı sorudur kaldırma için. Şöyle bir olay yapalım. Bir sıvımız olsun. Sıvının içine su olsun daha doğrusu. Su olsun. Suyun içinde yumurta ne yapıyor arkadaşlar? Yüzüyor. Yumurta etkileyen bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Şurada batan hacim var mı? Var. Ne diyor? Suyun içine tuz atarsa kaldırma kuvveti batan hacim ne olur diye bir soru sordu. Mantık şu. Bu cisim dengede mi? Evet hocam dengede. Dengedeyse bizim kuralımız neydi? Kaldırma kuvveti ne eşit olacaktı? Ağırlığa eşit olacaktı. Peki yumurtanın ağırlığı değişti mi? Değişmedi. Yumurtanın ağırlığı değişmediği için sen ne yaparsan yap buradaki suyun yoğunluğunu istediğin kadar arttır kaldırma kuvvetin değişmez. Batan hacim azalır. Neden? Çünkü buradaki yoğunluk arttığı zaman cisimler ne yapar? Daha zor batar. Kaldırmada bunlara dikkat ettiğimiz zaman rahatlıkla soruları çözebiliriz. Ama bize ilişki de sorabilirler. Ne ilişkisi sorarlar? Şöyle bir kaf verirler. Çok basit bir soru sormak isterse. Şöyle atar. Der ki kardeşim burada bir cisim var, şurada bir cisim var, şurada da bir cisim var. Bunların yoğunlukları arasındaki ilişkiyi kur der bana. Ne yapıyoruz? Ne biliyoruz biz? Bir cisim sıvı içinde askıdaysa yoğunlukları birbirine nedir? Eşittir. Bunların durdukları yerler önemli değildir. Peki K ne yapıyor? Yüzme konumunda. K o zaman bunlardan nedir arkadaşlar? Küçüktür. Hocam ya burada sıvı olsaydı, sıvının yoğunluğunu isteseydi, o zaman sıvının yoğunluğu da bunlara neydi? Eşitti arkadaşlar. Mantığımız budur. Kaldırmada bu teknikle soruları rahatlıkla çözebiliriz. Arkadaşlar diğer konumuz basınç. Burada iki tane, üç tane daha doğrusu basınç çalışması yapıyoruz. Katı basıncı. Katı basıncın formülü neydi? P eşittir. Ağırlık bölü neydi? Yüzey alanı. Burada önemli olan nedir? Katılar basıncı aynen iletmez. Çok dikkat edin. Aynen iletmez. Peki sıvı basıncının formülü neydi? Sıvı basıncın formülü P eşittir. HdG'di. Yani sıvı basıncı sıvının yüksekliği ve nesiyle alakalı, öz kütlesiyle alakalı yer çekimi de var. Peki hocam sıvı basınç kuvveti vardı bir yer derseniz, sıvı basınç kuvveti şöyle bulunuyor. HdGs yüzey alanında almak zorundayız. Bu formülleri kullanarak rahatlıkla biz sıvı basıncını yapabiliriz. Gaz basıncı neydi arkadaşlar? Gaz basıncını yaparken de P ve enreti hatırlamamız lazım. Sıvı gazların İç basıncı ile dış basıncının birbirine eşit olduğunu unutmazsanız basıncı halledebilirsiniz buradan. Şimdi gelin bir tane örnek yapalım. Şöyle bir örnek yapalım. İki tane sıvımız olsun. Bir kapta. Şu yükseklik h kadar, şu yükseklik h kadar. Buradaki sıvının yoğunluğu 3D, buradaki sıvının yoğunluğu D olsun. Bana dedi ki K noktasındaki ve L noktasındaki sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi kur. Ama soru özel olsun. Başlangıçta burada basınçlar var mı? Var. Hadi gelin bulalım önce bir şey yapacağız. Şuradaki basınç ne kadar arkadaşlar? Sıvının yüksekliği çarpı yoğunluktan nedir? HdG. Süper. Buradaki sıvı basıncının yoğunluğu nedir? Hocam H3dG artı bir de sıvılar basıncı aynen ilettiği için HdG. Yani burası 1 çıktı. Burası ne çıktı? 4 çıktı. Süper. Diyeceksin hocam ne zor? Zor soru sormak istiyordum. Evet. Peki sıvıları karıştırırsak. Sıvılar karışsın.
Hocam sıvılar karışınca ne olur? Hadi düşünelim bakalım. Sıvılar karıştığı zaman bunlar eşit hacimde karışacağına göre biliyoruz o bilgi. Nedir arkadaşlar? Karışımın yoğunluğu ne olur? 2D olur. Şimdi K'daki basıncı yazalım. Nasıl yazarız? Şu tabandaki basıncı şöyle yapalım. Bunların yerleri karışmış. KL diyelim. Şu L'deki basıncı yazalım. Nedir? Sıvı yüksekliği ne kadar? 2H. Yoğunluk ne kadar? 2DG. Süper. Şu K noktasındaki basıncı yazalım. Şu K'da nedir? H 2DG'dir. Ne gördük? K'daki basınç arttı. L'deki basınç değişmedi. Bir de kuraldır zaten arkadaşlar. Unutmayın. Düzgün kaplarda şu tabandaki basınç kesinlikle değişmez. Çünkü sıvının ağırlığını alır. Basınç konusunda arkadaşlar formülleri bilerek rahatlıkla biz bunları çözebiliriz. Isı sıcaklık genleşme konusunda bir cismin sıcaklığı arttığı zaman acımca genleştiğini bilmemiz bizim için yeterli oluyor. Çünkü işlemli soru sormuyoruz artık dediler. Mesela şöyle yapalım. Bir metal çifti çizelim. Şu X maddesi olsun, şu Y maddesi olsun. X'in uzama kas sayısı Y'nin uzama kas sayısından büyüktür. Bunlar uzama kas sayısı arkadaşlar, uzama kas sayısı. Bu ne anlama geliyor? Şudur arkadaşlar. Uzama kas sayısı ne kadar büyükse bir maddenin sıcaklığını arttırdığında boyu o kadar çok uzar. Yani ben bunu sıcak bir ortama götürdüğümde ne olacak? X, Y'ye göre daha çok uzayacak. Bunlar metal çift olduğundan bunlar birbirine yapıştığı için nasıl bir şekil beklersiniz? Bir bükülme beklersiniz. Şurada bir bükülme olacaktır. Neden böyle bir bükülme oldu? Çünkü X'in boyu daha büyük oldu. Büyük olduğu için dış yörüngede kalacak. Y de nerede kalacak arkadaşlar? İç yörüngede kalması gerekiyor. Genleşme, yani sıcaklık ve genleşmedeki mantığın böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sıcaklık olayına gelirsek sıcaklıkta kullanacağımız formül nedir arkadaşlar? Q eşittir mc delta T'dir. C öz ısıyı da hatırlıyorsunuz. M çarpı C'nin ısı sahası olduğunu biliyoruz. Isı sahası. Hocam nasıl bir soru sorar? Bir grafik verir. Mesela buna Q der. Buna da ne diyelim? Bu ısı, bu da sıcaklık. Yani delta T olduğunu söylüyorum. Şöyle üçlü bir çizgi atalım. K, L, M der ki ısı sahası büyük C ile gösteriyor arkadaşlar, unutmayın. Öz ısı küçük C ile, ısı sahası büyük C ile. Bana der ki ısı sahaları arasındaki ilişkiyi kur der. Nasıl yapacağız? Bakın şuradan ısı sahasını çekerseniz ne çıkar arkadaşlar? Q bölü delta T mi? Evet hocam. Yani bu ne anlama gelir? Q'nun delta T'ye bölünmesi ne demektir? Bu grafiğin eğimini bulmak demektir. Hocam eğimi büyük olanın ısı sahası büyüktür. Bir ki buradan geldi. O zaman nedir? K, L, M. Eğimin büyük olduğunu görün lütfen arkadaşlar. Onun için ısı sahasını da bu şekilde Q eşit MC delta T ile rahatlıkla çözebiliriz. Arkadaşlar hareket konusunda özellikle sürat ve hız için bilgi vurması yaparlar TET'de. Sürat ve hız arasındaki ilişkiyi kurmak zorundasınız. Bu arkadaşlar skaler büyüklüktür. Bu arkadaşlar vektörel büyüklüktür. Vektör şartlarına uyacaksınız. Bir de bu konunun formülü nedir? X eşittir VT'dir. Yolumuz, hızımız, zamanımız. Hadi bir örnek yapalım bakalım nasıl olduğunu görelim. Buradan bir kişi K noktasından yola çıktı. Doğuya doğru 40 metre yürüdü. Sonra kuzeye doğru 30 metre yürüdü. Bu olayı örnek diye geçelim burayı. Bu olayı 10 saniyede tamamladı. Süper. İki soru sorarız. Hızı bul, süreti bul. Hız neydi arkadaşlar? Hocam vektöreldi. Formülümüz burada. Bakın hızı bulmak için ne yapacaksa şuradan formülü görün. Hız nasıl bulunur? Yolun zamanı bölümü. Hocam vektörel dedin. Doğru. Vektör çizeceksin. Yani nasıl vektör çizeceksin? Şuradan başladın, buraya geldin. İşte bu senin neyimdir arkadaşın? Yer değiştirmendir. Ne kadar o yer değiştirme hocam? Hemen kalemden gelsin. 50 metredir. İşte bu senin yer değiştirmen vektörel. O zaman hızı nasıl buluyoruz? 50. Kaç saniyede yaptık bu hareketi? 10. O zaman hızımız nedir? 5 metre bölü saniye. Sürat. Sürat neydi arkadaşlar? Skalerdi. Yani ben bir 40 metre yürüdüm, bir de 30 metre yürüdüm. Ben toplam ne kadar yürüdüm? 70 metre yürüdüm. O zaman benim süretim nedir?
7'dir. İşte buradaki bu kavramlara dikkat ederseniz, sürat ve hız kavramlarına dikkat ederseniz, hangisinin skalar, hangisinin vektör olduğunu görürseniz, TET için hareket konusu rahatlıkla halledebiliriz. Arkadaşlar, dinamik geniş bir konudur. TET'de çok basit kısmı sorulur. Nasıl bir kısım sorulur? Şöyledir mesela. Şöyle bir cisim verir. Bu cisme 10 Newton'luk bir kuvvet etki eder. Buradaki sürtünmenin de, çok önemli, burada biliyorsunuz kinetik sürtünme, statik sürtünme vardır. Buradaki sürtünme kuvvetinin de 4 Newton olduğu söylenir. Bize der ki, açığa çıkan sürtünme kuvvetini söyle. Sistem hareket ediyor mu? Ediyor hocam. O zaman açığa çıkan sürtünme kuvveti ne kadardır? 4 Newton'dur. Hocam diyeceksin, çok kolay, gördüğümüz değeri yazdık. Doğru. Ama nerede takılıyorsunuz? Şurada takılıyorsunuz. Dikkat edin. Çok ciddi sorular geliyor buradan. Diyelim ki burası 6 Newton'luk kuvvet uyguladım. Şuradaki sürtünme kuvvetinin 8 Newton olduğunu gördüm. Bana dedi ki, açığa çıkan sürtünme kuvvetini söyle. Nedir? Sistem hareket ediyor mu? Hayır hocam, etmiyor. Sistem hareket etmiyorsa uyguladığın kuvvet kadar sürtünme kuvveti açığa çıkar. İşte burası çok önemli. Buraya çok dikkat edeceksin. Sistem hareket etmiyorsa uyguladığın kuvvet kadar sürtünme kuvveti açığa çıkar. Olayımız budur arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz zaman bununla ilgili soruları çok rahat çözersiniz. Arkadaşlar, iş güç enerji de TET'nin sevdiği konulardan biri. Formülleri bilmemiz gerekiyor. İşin formülü kuvvet çarpı yoldur. Kuvvetli yolu çarpacaksın. Gücün formülü nedir hocam dersen, işin zamana bölümüdür. Eğer bunu watt cinsinden istiyorsa bu ne olmalıydı? Joule olmalıydı. Bu da ne olmalıydı? Saniye. Enerji istendiği zaman iki tane enerjiye çalışıyoruz. Neydi? 1 bölü 2 mv kare. Öbürü neydi hocam? Potansiyel enerji kullanıyoruz, bir de mgh. Burası TET için bunlar yeterli. Soru çözerken ne yapıyordum? Başlangıçtaki enerjiyi nereye eşitleyeceksiniz? Son andaki enerjiye eşitleyeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman bununla ilgili soruları rahatlıkla çözebiliriz. Mesela bir tane soru çözelim bununla ilgili. Mesela şöyle de olabilir. İşle ilgili çözmüş olalım. Şöyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuraya bir M kütleli cisim koydum. Şuraya bir M kütleli cisim koydum. Buraya da M kütleli bir cisim koydum. Bunu F kuvvetiyle sağa doğru X kadar çektim. Bunu F kuvvetiyle yukarı doğru X kadar çektim. Bunu da F kuvvetiyle aşağı doğru X kadar çektim. Yapılan işler arasındaki ilişki nedir diye bana sordu. Neydi cevabımız? Hocam, iş kuvvetli yolun çarpımı. Doğru. Bakın buradaki iş nedir? Hocam F çarpı X. Süper. Buradaki nedir? Yola paralel kuvvet F, yol X. Hocam Fx'tir. Doğru. Doğru. Yakaladınız mı arkadaşlar? Yani cismin yukarıdan gelmesi, aşağıdan gelmesi bizi bağlamaz. İşimiz neydi? Kuvvetle yolun çarpımıydı. Biz buna dikkat ettiğimiz sürece rahatlıkla bunu yapabiliriz. Bir tane de potansiyelli kinetikli yapalım arkadaşlar, hatırlayın diye. Mesela şöyle sorabilir. Mesela bir cismi buraya koyar. İkili yapalım. Bir cismi buraya koyar. Bu ipteki gerilmenin ne olduğunu söyleyelim. 10 Newton olduğunu söyler. Bu ipteki gerilmenin 40 Newton olduğunu söyler. Şöyle çekelim. Şu yükseklik 2 metre olsun. Bu yükseklikte ne diyelim, 4 metre olsun. Hocam ne soruyorsun? Sorumuz şu. Bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjiler oranı nedir diye soru sordu bana. Potansiyel enerji neydi? MgH'tı hocam. Güzel. Bunun kütlesi nasıl bulacağım? Bakın, bu ipteki gerilmenin 10 Newton olması bu cismin kütlesinin 1 kilo olduğunu gösteriyor. Nereden biliyoruz? Mg'den. Süper. 40 Newton olduğuna göre bunun kütlesi nedir? 4 kilodur hocam. Hadi bunun potansiyel yazalım, nedir? MgH. Nedir? 20 hocam. Joule. Süper. Buradaki nedir? MgH. Nedir? 160. Oran ne çıktı? 1 bölü 8 olduğunu gördük. Enerji de bu şekilde rahatlıkla yapabiliriz TET için arkadaşlar. Arkadaşlar, elektrik konusu tabii geniş bir konudur. Burada bizim ana formülümüz neydi? Vır'dı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Lamba parlaklıkları arasındaki ilişki sorulur. Biz burada neyi hatırlamamız gerekiyor? Dirençlerin üzerindeki voltları bulduğumuz sürecine biz bunları ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla çözebiliyoruz. Neydi mantığımız, hatırlayalım. Lambalar seri bağlıysa neydi? Üzerlerindeki voltlar nedir arkadaşlar? Aynıdır. Ama
neydi? Buradaki volt iki eşit parçaya bölünüyordu. Süper. Hocam paralel bağlarsak ne yapacağız? Paralel bağlarsanız, bunlar en önemli bilgileri. Paralel bağlarsanız nedir arkadaşlar? Diyelim ki buradaki volt B ise, paralelde volt nedir? Aynıdır. Bunlara ne düşer? VV düşer. Bir karışık devresi zaten bunlar videoda anlatılmıştır. Hatırlamanız için yapılıyor bunlar. Eğer devre şöyle bir karışık devre ise, dikkat edin, şöyle karışık devre ise, şu devreyi ezberleyin. Burası V ise, bu videoda anlatıyorum arkadaşlar bunu. Buna düşen volt V bölü 3'tür. Buna düşen volt V bölü 3'tür. Buna düşen volt 2 V bölü 3'tür. Bu iki üçlü devreyi bilmek bile lamba sorularını çözmekte bize büyük faydalar sağlıyor arkadaşlar. Lambaları çözebilmek için şu tekniği bilin. Voltları seride paylaştırın. Paralelde aynı volt olduğunu görün. Şunu da yaparken arkadaşlar video izlediğiniz zaman hatırlayacaksınızdır bunu. Şu voltu nasıl dağıttığıma dikkat ederseniz lamba sorularının parlaklıkları hakkında bir sıkıntı yaşamayız. Hocam bir tane soru çözelim. Geçmiş yıllarda Hüseyin'in kullandığı bir soruyu çözelim. Şöyle bir soruydu. Dedi ki bana, burada bir lamba var. Burada da bir lamba var dedi. Güzel. Bir de anahtar var dedi. Bir de lamba var dedi. Dikkat edin. K, L. Dedi ki K'nın ve L'nin parlaklıkları var. Doğru. Çünkü buradaki volt olarak bunlar yanıyor. Anahtarı kapatırsam, S'yi kapat dedi. Anahtarı kapat. Anahtarı kapatırsam K'nın ve L'nin parlaklıkları nasıl değişir diye sordu. Birinci duruma bakacağız. Her zaman öyle. Önce bir, sonra iki. Birinci durumda bunların üzerine düşen voltlar neydi? VV hocam. Kapattın. Üçü de birbirine paralel oldu mu? Paralel olma kuralını biliyorsunuz. Hocam yine oldu. Üçü de paralel olduğuna göre yine bunların üzerine aynı volt düştü mü? Düştü. O zaman bu lambaların üzerindeki parlaklık ne olmaz arkadaşlar? Değişmez. Neden parlaklık değişmez dedik? Çünkü lambanın üzerine düşen volt değişmezse parlaklık da değişmez. Mantık buna dayalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, optik fiziğin ezber konularından biridir. Bütün ışınların çizimini ezbere bilmeniz gerekiyor. Zaten bu videoyu izlediğiniz zaman oradaki bütün çizimler vardır. İşte çukur aynadaki ışını bileceksiniz. Mesela hemen hatırlatayım. Çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Şöyle. Nedir? Paralel gelenlerden geçer arkadaşlar? Odaktan geçer. Odaktan gelenlerden geçer? Paralel geçer. Bunların hepsi düzgün şekilde videolarda çizildi arkadaşlar. Merkezden gelenlerden geçer arkadaşlar? Merkezden gelen kendi üzerinden geri döner. Çukur aynada birkaç tane ışın çizdim size. İşte bir kere çukur aynanın bütün ışınlarını bileceksin. Bir. İki, neyi bileceğim hocam? Tümsek aynanın ışınlarını hatırlamak zorundasın. Neydi tümsek aynanın ışınları? Şöyle. Tümsek aynaya paralel gelen ışın ne yapar? Uzantısını odağa verir, kaçar gider. Tümsek ayna dağıtıcı, çukur ayna toplayıcıdır arkadaşlar. Bu olaya dikkat etmek zorundasınız. Bu bir nolu ışın, iki nolu ışın, üç nolu ışın olsun. Bu da bir nolu olsun. Tümsek ayna budur arkadaşlar. En önemli ışınlarından biridir. Hocam başka ne yapmam gerekiyor? İnce kenarlı merceği tanıyacaksınız. İnce kenarlı mercek kime benziyordu arkadaşlar? Çukur aynaydı. Çukur aynanın ışınlarını yapabilen ince kenarlıyı da yapar. Dediğim gibi dersi izleyin arkadaşlar, videosunu yaparsınız. Bakın. İnce kenarlı paralel gelen nereden geçti? Odaktan geçti. Süper. Odaktan gelen nereden geçer? Paralel gider. Çukur aynadan tek farkı merceğin arkasına ışın geçecek. 2F'den gelen nereden geçer? 2F'den geçer. Bunun dışında da ışınlar var mı? Var tabii ki. 2F dışından geçen vesaire. Kalın kenarlımız neydi arkadaşlar? Kalın kenarlımız tümsek aynaya benzer. Kalın kenarlıya paralel gelen ışın uzantısını odağa verir. Ne yapıyordu? Kaçıyordu. Bir kere ışınları arkadaşlar oturup tek tek çizin. Dediğim gibi ezbere dayalıdır. Ben sadece neleri ezberlemez gerektiğini hatırlatıyorum. Görüntü tablosunu ezberleyin lütfen. Yani tümsek ayna önüne koyduğum cismin görüntüsü nerede olur mesela? Bir tane yapalım hemen. Bir tümsek aynamız olsun. Tümsek ayna tarandı. Şuraya bir cisim koydum. Görüntüsü nerede olur? Kural. Tümsek aynanın önüne konan cismin görüntüsü F ile T arasında olur. Düz olur, küçük olur, yalancı olur. İşte bu bilgiyi bilirsek biz rahatlıkla optikle ilgili soruları ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Peki optikte başka ne vardı hocam diyeceksin? Renk olayı var, gölge var, düz ayna var. Düz ayna kolay zaten, görüş alanıyla yapılıyor. Renkte de neydi? Kırmızı, yeşil, mavinin birleşiminin beyaz olduğunu hatırlayın. Çünkü üç tane ana rengin birleşimi bize beyazı verir. Bir tane örnek yapalım renkle mesela. Mesela bu cisim kırmızı olsun. Öbürlerinden de söyleyeyim isterseniz.
Kırmızı ile yeşilin birleşimi nedir? Sarıdır. Hocam kırmızı ile mavi nedir diye sorarsanız magenta. Bunlar zaten hatırlıyorsunuzdur. Mavi ile yeşil neydi? Siyah. Diyelim ki kırmızı bir kitaba sarı ışık yolladım. Ne renk görürüm? Kural neydi arkadaşlar? Bizim bir cismi görmemiz için şart nedir? Kitaptan ya da cisimden o renkli ışın gelmesi lazım. Sarıyı açıyoruz. Sarıda ne var? Kırmızı yeşil var hocam. Geldi. Kırmızı renge doyduğu için ne yapar? Kırmızıyı yansıtır. İçinde olmayan rengi ne yapar? Yutar. Buradan da bakan ben ne yaparım? Cismi kırmızı görürüm arkadaşlar. Optikte yine önemli konulardan biri nedir? Ortamlar. Ortamlar vazgeçilmez. Neydi ortamlar bilgimiz? Unutmayın sakın bunu. Mesela az yoğundan çok yoğuna gelen ışın ne yapıyordu? Kural. Az yoğuna çok yoğuna gelen ışın ne yapar? Normale yaklaşarak kırılır. Kuralımız var. Çok yoğundan az yoğuna geçerken 3 tane şartınız vardı. Neydi o şartlarımız? Çok, az, çok, az, çok, az. Bir ışın yolladım. Ne yapar arkadaşlar? Normalden uzaklaşır. Bu normal. Bir ışın daha yolladım. Yüzeyi sıyırarak gider. Bir ışın daha yolladım. Ne yapar? Tam yansıma yapar. Bunlara kim karar veriyordu arkadaşlar? Karar veren şuradaki açıların olayıdır. Şu açı nedir? Şu açı sınır açısını tanımlar. Eğer şu gelme açısı sınır açısına eşitse arkadaşlar ne yapar? Yüzeyi sıyırır. Eğer şuradaki açı, şuraya açı verelim arkadaşlar. Beta diyelim. Şu gelme açısı sınır açısından küçükse diğer ortama geçer. Şuna da ne diyelim? Gamma diyelim. Eğer gelme açınız sınır açısından büyükse ne yapar? Tam yansıma yapar. İşte şu optikteki ortamların en önemli kısmı budur arkadaşlar. Bunu hatırladığınız sürece rahatlıkla yapabiliriz. Arkadaşlar manyetizma rahat bir konudur. Burada bilmemiz gereken nedir? Mıknatısın iki tane kutbunun olduğunu bileceksiniz. NS ve manyetik alan çizgilerin N'den çıkıp S'ye girdiğini bilmek zorundasınız. Bunu hatırlayacaksınız. Her yerden girer şöyle arkadaşlar, unutmayın. N'den çıkar, S'ye girer. Ve mıknatısı kaç parçaya bölerseniz böyle, mesela şöyle soru sorarız. Şöyle soru sorarız. Deriz ki elimizde bir mıknatıs var. Buradaki kutuplarımız NS. Bu mıknatısı şuradan böl deriz. Böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle bir olay olur. Bakın bölelim, şöyle ayıralım bunları. Böldük. Böldüğümüz zaman şöyle olay olur. Burası N, burası S olur. Burası N, burası S olur. Yani yine iki tane kutup olmak zorunda arkadaşlar. Bir mıknatıs da her zaman iki kutup olmak zorundadır. Ama mıknatıslar karşılıklıysa neydi arkadaşlar kuralımız? Bakın iki tane mıknatıs karşılıklı koydum. NS, SN. Zıt kutuplar birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor. O zaman biz burada ne yapacağız? Çekme hareketi yapacağız. Yani bu mıknatıslar birbirine ne yapar arkadaşlar? Yaklaşır. Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini ne yapıyordu arkadaşlar? Çekiyordu. Buna dikkat ederek soruyu çözeriz. Hocam manyetik alan çizgileri nedir? N'den S'ye doğru. Bak gördüm. Hocam buradan böyle gider mi? Gider tabii ki. Bu da buradan gider mi böyle hocam? Gider tabii ki. Hocam daha büyük senaryo böyle olabilir mi? Olabilir. Şu çizgi hareketini gördüğümüz zaman nerenin N, nerenin S olduğunu rahatlıkla bulabiliyoruz. Gelin bir özel soru çözelim burada, yakalayalım. 3 tane mıknatıs yapalım size. 3 tane mıknatıs kuralım. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar, hatırlatmak için yapıyoruz bunları. Konuyu unutmuş olan arkadaşlar videoyu izleyerek daha rahat yapacaklar. N diyelim. Bunun dengede olduğu söyleniyor. Hocam dengedeyse ne yapacağız? Bu neyse. Bu ne olabilir mesela? Olabilir der. Mesela S olsun. Bu S ise burası ne olmalı? Şimdi bu bunu çekiyor mu? Çekiyor. O zaman bunun da bunu çekmesi lazım. Bu da S burada olmak zorunda. İşte bize mıknatısların kutupları sorulur. Mesela buna 1 der, buna 2 der, buna 3 der. 1, 2, 3 ne olabilir der. İnceleriz. Tabi bu olabilirlerden biri. Başka da olabilirdi. Ne olabilirdi mesela? Dikkat edin. Şöyle de yapabilirdik. Ben bunu neye dedim değil mi? Neye vermiş bize zaten bunu, neye vermiş. Peki bu bunu itebilir miydi? İtsin. O zaman bu ne olsun? İtti. O zaman bunun dengede kalması için bunun da bunu itmesi gerekir. Bu neyse bu S olacaktı. Bunun bunu itmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Yanlış mı yazdık diye bakıyorum. Ne yaptı? İtti. Bunun da bunu itmesini istiyorum. O zaman bu da ne olmalı arkadaşlar? S olmalı.
arkadaşlar şuraya hemen işte şunlara bakmamamız lazım karışmasın diye şunları sileyim. Karışıyor çünkü. Bu neydi? Neye ne yaptı? İtti. Bu neyse bu S'dir. Şimdi bu mıknatısın da bunu itmesini istiyorum. İtmesi için bu da S olmalı. Bu ne olmalı? Bu neyse bu da S olmalı. İşte mıknatısları ne yaptım? Kutup hareketlerini bir şekilde belirledim. Dalgalar arkadaşlar. Dalgalarda en önemli formülümüz V eşittir. V eşittir. Lambda çarpı frekansı bilmek zorundayız. Frekansımız neydi bizim? Kaynaktan oluşuyor. Kaynak. Dalga boyu hızımız. Şimdi burada neyi bileceğiz? Frekans nelere bağlıdır? Hatırlayın bunu. Frekans neye bağlıdır arkadaşlar? Kaynağa bağlıdır. Süper. Lambda neye bağlıdır? Lambda her şeye bağlıdır. Her şeye bağlıdır. Yani burada neyi kastediyorum? Lambda kaynağa da bağlı. Neye de bağlı hocam? Ortama da bağlı. Ortamın yoğunluğunun değişmesi, derinliğin değişmesi, sığlaşması lambda etkiler. Hız neye bağlıdır hocam? Hız sadece ortama bağlıdır. İşte bu bilgiye çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bu sorunun gelme olasılığı çok yüksektir. Hocam frekans, bir de periyot duyduk diyeceksiniz. Evet, frekansla periyodun çarpımı neydi? 1'di. Çünkü frekansı tanımı neydi? 1 saniyede oluşan dalga sayısı. Periyot neydi? Bir dalganın oluşması için geçen süreydi. Buradaki olayımızı bir de unutmayın arkadaşlar. Derin ortamda dalgalar ne yapıyordu? Daha hızlı gidiyordu. O bilgiyi hatırlamak zorundayız biz burada. Gelin bir tane örnek yapalım. TET hızlı bir şekilde tekrarlamış olduk size. Mesela şu formülü görün. Dalgaların frekansı F iken yayılma hızı V'dir. Süper. Kaynağın frekansı 2F yapılırsa dalgaların yayılma hızı ne olur diye bir soru sordu. Sorulabilecek çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Şimdi hemen formüle girdik. F eşittir lambda çarpı frekans. V ile frekans arasında nasıl ilişki var? Yani hızla frekans arasında nasıl ilişki var? Doğru orantı var dediğin an patlar bu soru. Neden hocam? Çünkü hız neye bağlı arkadaşlar? Sadece ortama bağlı. Sen frekansla oynadın, sen kaynakla oynadın. Kaynakla oynadığın için ortam değişmedi. Ortam değişmediği için hızın değişemez. Çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Rahatlıkla yapabiliriz TET'yi. Peki arkadaşlar, hızlı bir şekilde TET'si tekrarladım ama konuyu unutmuş, hatırlayamayanlar, hocam çok eksik bilgim var diyenler, videoları izlediği zaman rahatlıkla TET'yi full yapacaktır. Sınavda başarılar.